Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir kutu açılış videosuyla daha karşınızdayız. Bu seferki konuğumuz aslında tam bir fiyat performans canavarı diyebiliriz. Özellikle şu aralar fiyatı iyice düşmüş durumda. İlk çıktığında biraz daha yüksekti. Hatta 3000 liraların üzerini zorluyordu. Lakin şu anda Redmi Note 9 S ülkemizde 2700 liralara bile satılmakta. Şimdi bu telefonun kutusunu açalım dilerseniz. Kutusunu açmadan önce üzerinde neler yazıyor diye bir bakalım. Biliyorsunuz burada dahili depolama ve RAM opsiyonları bulunuyor. Bu telefonda yani bizim test edeceğimiz modelde 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı mevcut. Biliyorsunuz bu telefonda da Qualcomm'un Snapdragon 720G Yonga seti bulunuyor. Bu Yonga seti aslında Redmi Note 9 Pro'da kullanılanla aynı. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtelim. Elbette iki telefon arasında ne gibi farklılıklar var diye soracak olabilirsiniz. Çünkü arada bir fiyat farkı da var. Tabii bu fiyat farkının da çok uçuk olmadığını da hemen sizlere yeri gelmişken söyleyelim. Yani arada aynı kalibredeki modellerin 250-300 lira gibi bir fark oynuyor. Çünkü hemen hemen bütün özellikleri aynı diyebiliriz arkadaşlar. Şu kutumuzu açalım. Bir içeriğine bakalım. Daha sonra detaylı incelemesi gelecek. Bunu da tekrardan belirtiyoruz. Şu garanti belgeleri falan zaten. Kutumuzu şöyle biraz sallayalım. Açalım mı Oğuz? Bunu da açalım. Aç, 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 aç. Evet, şöyle kutumuzu açıyoruz. Evet arkadaşlar, burada yine klasik olarak muhtemelen kabımız mevcut. Evet, silikon bir kap ve kullanım kılavuzu bulunuyor. Biliyorsunuz artık Xiaomi genel itibariyle hemen hemen tüm modellerinde zaten kılıf veriyor arkadaşlar. Bu kılıf genelde silikon oluyor. Bu yerinde dursun, iğnemiz falan da yine burada duruyor. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere Redmi Note 9 S var. Bunu da bir kenara koyalım. Birazdan açacağız, bakacağız. Zaten üzerinde yazmışlar Snapdragon Qualcomm 720G Yonga seti, az önce belirttiğimiz üzere 48 megapiksellik bir ana kameranın öncülük ettiği dörtlü ana kamera düzelimi var. Biliyorsunuz Redmi Note 9 Pro'da 64 megapiksellik bir ana kamera öncülük ediyordu. Burada 48 megapiksel, ki muhtemelen aradaki fark da sadece budur ya da birkaç ufak detay daha vardır. 6.67 inçlik bir IPS LCD panelimiz var ve 5020 mAh'lik de bataryamız bulunuyor. 18 Watt'lık hızlı şarj adaptörüyle birlikte geliyor bu kutudan. Yani şu elimde görmüş olduğunuz adaptörde 18 Watt hızlı şarj adaptörü arkadaşlar. Bunu da şöyle koyalım. Ve burada da Type-C bağlantımız mevcut. Type-C bağlantımız. Şöyle bir açalım, kablonun uzunluğuna bakalım. Bunlar klasik arkadaşlar. Yani hemen hemen bütün şu an modellerinden çıkan kablonun uzunluğu bu şekilde. Aşağı yukarı biraz daha uzun bir kablo isterseniz ya buna ek yapacaksınız. Biliyorsunuz şuradan takılan uzatmalar var, ya da daha uzun bir USB kablosu alacaksınız. Yalnız aldığınız kablonun telefonunuzun hızlı şarj desteğine katkısı olup olmadığına bakın. Zira bu kablo bile bazı modellerde şarj konusunda fark ediyor. Örneğin siz Oppo bir telefonu, VOOC özelliği varsa o telefonda, bu kabloyla şarj ettiğinizde Oppo'nun adaptörünü dahi kullansanız hızlı şarj etmiyor. Dolayısıyla buna da dikkat etmeniz lazım. Lakin günün sonunda yeter. Çünkü bu telefonun şarj süresi zaten yeter. Yani günü çıkartacak bir süreye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kutumuzu şöyle bir koyalım. Bu arada kulaklık yok. Bunu da belirtelim. Şuralara bakalım bir emin olmak için de. Burada yok. Evet, şurada da yok. Kulaklık çıkmıyor arkadaşlar. Son dönemde Xiaomi bu modellerinde, Redmi modellerinde daha doğrusu, kulaklık vermiyor. Ne olacak aslında 2 dolarlık kulaklıktan diye düşünebilirsiniz. Ama şöyle düşünün. Bu telefondan 30 milyon satsa, sallıyorum, 2 dolardan 60 milyon dolar yapar. Dolayısıyla o da önemli bir meblağ oluyor. Evet, telefonumuzun şu bandını açalım. Şöyle ayıralım telefonumuzu. Evet. Arka taraf parlak bir yüzey. Kamera çıkıntısı biraz yüksek gibi duruyor. Bunlardan zaten incelemede bahsedeceğiz. Redmi Note 9'un, 9 Pro'nun aslında arka tarafı daha tasarım olarak daha hoşuma gitmişti benim. Onu da karşılaştırma yapıp bakarız. Şu telefonumuzu bir açalım arkadaşlar. Açılış yine aynı göründüğü üzere. Bu arada alt tarafta Type-C ve 3.5 mm'lik kulaklık jack'ımız duruyor. Aynı şekilde şu tarafta SIM kart yuvamız var. Ve bu tarafta da şu aynı zamanda parmak izi okuyucusu. Biliyorsunuz IPS LCD ekranlarda arkadaşlar, ekran altına parmak izi okuyucusu yerleştirilemiyor. Arkada da olmadığına göre buradadır diyebiliyoruz. İlk açtığımızda MIUI 11 ile geliyor. Şöyle koyalım.
ve kurulumunu hızlı bir şekilde yapalım. Şimdi ben her şeyi atlayacağım arkadaşlar. Çünkü ben size hızlı bir şekilde göstermek için bu kurulumu yapıyorum. Bu adımı da atla. Geç. Geç, geç, geç. Tamam. Tamam, kabul edelim. Ne dersen okey. Bir saniye. Şu anda 7 saniye oldu. 8, 9, 10, 11. Bekliyoruz arkadaşlar. Bir dakika yazacaklarmış. Bir saniye yazmışlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Kutu içeriği sadece 3 parçadan oluşuyor. Şarj adaptörü. Şu 18 wattlık. Type-C kablosu. Ve telefon. Burada bu adımı da atlıyoruz. Geçiyoruz. Damla çentikle geliyor. Bu da hoş bir şey. Tema seçiyoruz. Bu tema daha iyi. Eyvallah. Geçelim. Kurulum tamamlandı. Artık hazırız. Tamam. Hazırsak bir ekranı açalım ve gösterelim. Şöyle alalım telefonu elimize. Kalınlık çok fazla yok arkadaşlar. Yani öyle aman aman tuğla gibi durmuyor. 5020 mAh'lık bir bataryaya göre bence kalınlığı iyi ayarlanmış diyebiliriz. Parmak izi okuyucusu şöyle geldiği için ele oturduğunu söylemek mümkün. Yani tek elle kullanımda size muhtemelen çok fazla zorluk çıkarmayacaktır. Damla çentik yerine delikli ekran tasarımını tercih etmeleri güzel olmuş. Bence bu tasarım daha hoş. Artık zaten damla çentik tasarımı mazide kaldı bana göre. Arka kapak tasarımı şimdilik parmak izi bırakmıyor gibi duruyor. Yani şöyle ellerimi falan koyuyorum. Gördüğüm kadarıyla herhangi bir böyle lekelenme, parmak izi yok. Yani çok fazla zorlansanız tabii olur ama diğer telefonlara göre böyle koyduğunuzda elinizi baya baya iz çıkmıyor. Yani o açıdan bence başarılı olmuş arka kapakta. Şöyle tekrardan dönelim. Uygulamalar yükleniyor. Biraz daha bekliyoruz. Üst tarafta bir kızılötesi portu var sanırım. Bu portta muhtemelen kumanda gibi uygulamalar için kullanılabilir. Evet, geldik. Telefonumuz açıldı. Şöyle hemen kameraya bir bakalım. Belgeleri tara izin ver diyelim. Tamam. O çok da önemli değil. Evet, 48 megapiksel. Burada genelde biliyorsunuz arkadaşlar MIUI'da telefonunuzdaki en yüksek çözünürlükle atıyorum 64 olsaydı burada 48 yerine 64 yazardı. Dolayısıyla o yüksek çözünürlükte çekiyor. Eğer onu ayarlamazsanız 12 megapiksel falan çekiyor. Panorama, gece, portre, fotoğraf, video, kısa video ve ağır çekim modları hemen burada konumlandırılmış durumda. Tabii bunlar yapay zeka destekli. Bunu da belirtelim. Evet arkadaşlar, bunun incelemesini, bu telefonun incelemesini önümüzdeki günlerde zaten geniş olarak yapacağız. Hatta bu telefonla karşılaştırmalar da yapacağız. Bu karşılaştırmaları kamera karşılaştırması olarak yapacağız. Performans karşılaştırması olarak yapacağız. Dilerseniz bu telefonu karşılaştırmamızı istediğiniz modeli bize yorumlarda belirtebilirsiniz. Atıyorum işte Samsung Galaxy A71'sini salladım. Böyle bir telefonla bunu karşılaştırmamızı istiyorsanız diyebilirsiniz. Abi işte şunun kamerasıyla karşılaştırın. İşte bunun oyun performansıyla karşılaştırın. Hangisi daha hızlı görelim diyebilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince her o model elimizde varsa karşılaştırmasını yapmaya çalışırız. Bu arada tekrardan hatırlatayım fiyatını arkadaşlar. 2750 lira gibi bir fiyatı var bu telefonun ortalama olarak. Biraz daha düşük fiyatları da bulmanız mümkün. Telefon Pro ile arasındaki fiyat farkı da 250-300 lira. Bunu da size yeri gelmişken belirtelim. Lakin karşılaştırmayı yapacağız. Arada öyle sistemsel bazda bir fark görünmüyor. Çünkü Yonga setinden tutun. İşte ekran teknolojisi olsun. Bataryası olsun. Hemen hemen hepsi aynı. Muhtemelen kamerada bir farklılık var ya. Biri 64, biri 48. Orada çeşitli farklılıklar olduğu için böyle bir fiyat farkı ortaya çıkmıştır diye düşünüyoruz. Yakında incelemesi gelecek. Tekrardan belirtelim. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.